İstanbul Sözleşmesi üzerinde hiç düşündünüz mü? Neden son dönemde bu kadar kıyamet koptu? Ve sadece Türkiye'de kopmuyor. Evet. Yani imzalayan ülkeler... Avrupa'da da koparılıyor. Evet. Neden düşündünüz yani mü? Bu cinsiyetle alakalı hayır. Problem mi? Hayır. Şu anda Rusya müdahalesi var. Avrupa Konseyi'ne üye devletleri ciddi bir iç politika hesaplaşmasına ve kutuplaşmaya sürüklemek için bir Rusya müdahalesi var. Şaşırdınız mı? Ya ben şaşırdım. Ben hani bireysel olarak insanların tepki gösterdiğini düşünüyorum. Hani işte bu kadın öldürülüyorsa sebebi budur. Şimdi kadın öldürülüyorsa sebebi ne İstanbul Sözleşmesi'nin varlığı ne yokluğu? Biz İstanbul Sözleşmesi'ni tartıştığımız kadar kadına yönelik şiddeti hep birlikte nasıl önleyeceğimizi tartışsak yol alırız. Evet. Hiç kimse sözleşmeyi okuyup ben ailemi bozarım demez. Mutabık mıyız? Tabii ki. Maddelerle onu bozulacak. İstanbul Sözleşmesi'ni yerden yere vuranlar ya da İstanbul Sözleşmesi'ni kutsal bir metin gibi savunanların acaba kaçı okudu? Kaçı maddelerden haber? Sadece yüzeysel olarak diyor ki işte eşcinsellere diyor aile kurma hakkı verilecek. Çocuk gidip oradan çocuk alacak. Oldu böyle bir şey. Var mı Türkiye'de böyle bir şey? Yok. Hollanda'da onun bir reklamını yapmışlar. Bana ne Hollanda'dan? Türkiye'de var mı? Yok. Evet. Türkiye'de yok. Türkiye'de kabul edilmiyor mu? Hiç kimse kabul etmez. Yani affedersiniz yani tane... İstanbul Sözleşmesi'ni okudu. Aa ben homoseksüel olayım mı dedi adam. Var mı böyle bir tane örnek? Yani. Ya bırakın Allah aşkına. Yani biz burada bir suni tartışmanın içine çekiliyoruz. Biz burada çağdaş ve gayri çağdaşlar diye sözde bir ayrımın içine sürüklenmek istiyoruz. Layık, anti-layık kavgasının içine tekrar çekilmek isteniyoruz. Suni bir başörtüsü kavgası gibi bu. O bitti. Şimdi toplum başörtüsü üstünden bölünemiyor ya. O çözüldü. Şimdi buradan bölünsün isteniyor. Ne bulursa kullanıyor. Hangi argüman olursa olsun kullanıyor o zaman. Ben Türk vatanının hep tehdit altında olduğunu düşünen bir insanım. Sürekli. Yani 7 gün, 24 saat, 365 gün, 100 yıl. Çünkü öyle stratejik bir yerdeyiz ki bu vatan üzerinde ve bu millet üzerinde sürekli operasyon yaparlar. Bir şekilde bizi birbirimize düşürmeye çalışırlar. Bir şekilde bizi kapıştırmaya çalışırlar. Ama din üzerinden, ama milli değerler üzerinden ne bulurlarsa. Halbuki bizim gündemimiz bu değil. Bizim gündemimiz, gerçek gündemimiz nedir? Gerçek gündemimiz bizim... Adalet. Adalettir, ekonomidir, şiddettir. Şimdi bu sokakta şiddet olduğunu inkar edebilir misiniz? Edemeyiz. Edemezsiniz. Yılda 100 kişi karayolunda, şehirde yol verdin vermedin diye öldürülüyor. Sadece 100 kişi. Bakın sadece yol verme kavgasından 100... Korna bile basmıyorlar. Yani biz burada... Avrupa'da bakın bir korna basın. Bir korna basın adam arabadan iner. Çünkü korna ne demek biliyor musun? Hayati bir şey var diye adamı uyarıyorsunuz. Acil yani dıt bana diye bastığın zaman adam iner arabadan altına yatar. Nerede ne var diye. Arabamda herhalde bir şey var ki bana kornaya bastı diye. Korna sesi yok. Şimdi 100 kişi Türkiye'de yol vermedin diye 100 kişiyi vuruyor. 100 kişi 100 kişiyi vuruyor. Böyle bir durum. Şimdi demek ki şiddet problemimiz var. Ya da yan baktım. Gazetelerin 3. sayfaları katledilen kadınlarla dolu. Boşandığı karısını mal gibi görmeye devam ettiği için onun için boşanma hak ama kadın için hak değilmiş gibi sözde kadını öldürenlerle dolu. Tehdit edenlerle dolu. Yapmayın Allah aşkına. Yani kimsenin kimseye fiske vurmaya hakkı yok. Hangi kanun olursa olsun yapılmaması gereken. Ne kadının ne erkeğe. Bunların sorumlusu İstanbul Sözleşmesi değil. Bunların sorumlusu biziz. Peki İstanbul Sözleşmesi olmalı mıydı, olmamalı mıydı? Olmuş. Konuda... Ya adı İstanbul olan ve tüm Avrupa'nın imzaladığı bir sözleşmeye biz başkentlik yapmışız. Bu çok güzel bir reklam. Bundan ben bir tek reklam değerine bak. Evet. Bütün Avrupa'yı pankartlarla, billboardlarla süslesen böyle bir getirisi yok.
Bu kadar getirisi yok. Ben bir zararını görmüyorum. Tam aksine İstanbul Sözleşmesi'ne bakıp da hiç kimse homoseksüel olmaz. Homoseksüel evliliğine de zaten Türk kamu düzeni açısından izin yok ve bir mecburiyet de yok. İzin ver şeklinde bir mecburiyet de yok. Ama şiddeti önlemeye yönelik çok kapsamlı tedbirler var İstanbul Sözleşmesi'nde. Gelin güzelini alalım. Bizim toplum yapımızla uymayanı zaten kimse zorlamıyor size. Ya zaten kanunlarda da bir sürü çelişen şeyler var yaşantımızla ama... Ha, bize kimse zorlamıyor. Uyuyoruz. Sen homoseksüel evliliğini zorla yapacaksın falan diyen bir şey yok. Hollanda yapar, Türkiye yapmaz. Ya yapmayacak zaten. Evet. Öyle bir şey yok. Şimdi...